El-Kaide'nin Suriye kolu El-Nusra'nın devamı olan Heyet Tahrir el-Şam'a silah gönderdiği iddia edilen, yine resmi internet sitesinde uluslararası savunma danışmanlık şirketi olduğunu söyleyen SADAT ve benzeri kuruluşların araştırılması ve faaliyetlerine ilişkin incelemelerin yapılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. SADAT gerçekten araştırılması ve incelenmesi gereken bir şirket. Çünkü bu şirket uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veriyor. Çünkü bu şirket suikast eğitimi ve gayri nizami harp eğitimi verdiğini söylüyor. Çünkü bu şirket kuruluş amacının kontr gerilla eğitimi vermek olduğunu gizlemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ve benzeri şirketleri araştırmalıdır. Çünkü bu şirketin kurucusu şirketi tanıtırken aynen şöyle söylüyor: Mehdi gelecek, ortamı buna göre hazırlamalıyız. Bu amaçla olsa gerek şirketin logosu Arapça ve Türkçe. Şirketin logosunda bir dünya haritası var ve Müslüman ülkeler yeşil biçimde gösterilmiş ve şirketin logosunun altında Türkçe ve Arapça yayın yapılıyor. Şirketin internet sitesinde emniyet teşkilatı için polis akademileri, polis meslek yüksekokulları, polis kolejleri ve polis eğitim merkezleri kurabileceği, bu eğitim merkezlerinde hizmetleri bizzat verebileceği veya organize edebileceği yazıyor. Hiç kimse de siz kimsiniz, hangi yetkiyle polis akademileri açıyorsunuz, hangi yetkiyle polis koleji açabileceğinizi iddia ediyorsunuz demiyor. Bunu söylemediği gibi şirketin kurucusu, yönetim kurulu başkanı, cumhurbaşkanı baş danışmanı yapılıyor, güvenlik politikalarına üye yapılıyor. Şirketin gelir kaynakları neler? Hiç kimse bilmiyor. Hiçbir kamu kuruluşu bu şirketi denetlemiyor. Denetliyorsa da kamuoyuyla paylaşmıyor. Pek çok gazeteci bu şirketin en önemli gelir kaynağının örtülü ödenek olduğunu söylüyor ama herkes sessiz. Şirketin kurulduğu 28 Şubat 2012'den bugüne pek çok milletvekili onlarca soru önergesi verdi. SADAT'la ilgili sorular sordu. Fakat Milli Savunma Bakanlığı bu soruların hiçbirisine tatmin edici bir cevap vermedi. Şirketin Tokat ve Konya başta olmak üzere en az 7 ilde silahlı eğitim kampları olduğu söylendi ama buna dair hiçbir araştırma yapılmadı. Fakat şirket cevap verdi. Dedi ki bizim hiçbir yerde silahlı eğitim kampımız yok. Aynı şirket biz dünyanın hiçbir yerinde eğitim vermiyoruz da diyor. Aynı şirketin başkanı Cumhurbaşkanı tarafından bir gün alınabiliyor görevden ama şirket olduğu gibi aynı amaçlarla Türkiye'de faaliyetine devam ediyor. Bakın, devletin resmi silahlı güçleri dışında ama devlet adına çalıştığını söyleyen her türlü güç konusunda hepimizin ciddi bir şekilde hassas olması gerekir. Çünkü devlet ya açık olacak, şeffaf olacak, hukuk devleti olacak ya da karanlık bir devlet olacak. Bizler kontr gerilla derken, bizler gayri nizami harp derken, gladio derken, hiçbir kontradan bahsederken Patagonya'dan bahsetmiyoruz. Bu ülkede, bu topraklarda yaşananlardan bahsediyoruz. Bu suç örgütlerini, bu karanlık örgütleri bu ülkede yaşayan herkes biliyor. 77 Mayıs'ından biliyor, 12 Eylülcülerden biliyor, Maraş'tan, Çorum'dan, Sivas'tan biliyor, 90'lı yıllarda işlenen on binlerce faili meçhul cinayetlerden biliyor. Bakın, Kürt şehirlerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında bazı JÖH ve PÖH üyeleri duvarlara ırkçı ve faşist sloganlar yazıyordu. Ama aynı zamanda tırnak içerisinde kendisine güvenlik görevlisi denilenlerin bir kısmı da duvarlara Arapça yazılarla Esadullah timi yazıyordu. IŞİD gibi, El Nusra gibi, Hayat Tahrir El Şam gibi örgütlerin sloganlarını atıyordu. Giydikleri üniformanın üzerinde de Arapça yazılar yer alıyordu. Kimdi bu Esadullah timleri? Ordu içerisinde
ilave süre vermiyorum artık Sayın Tiryaki. Buyurun. Size vermiyorum Sayın Tiryaki. Evet. Sayın Toğrul, böyle bir şey olabilir mi? Sayın Danış Beştaş, lütfen, siz biliyorsunuz. Yani açıkladım, ile ek süre vermeyeceğimizi söyledik. Sadece gündem dışlarda verdik, onun dışında vermiyoruz.